arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizde şallar etoller atkılar çalışabileceğimiz gibi çok güzel yazlık bluzlar süveterler ve yelekler yapabilirsiniz aynı zamanda çeyizlik örgülerinizde de bu modelimizi kullanabilirsiniz modelimizin yapımı son derece kolay iki sırada kendisini tamamlamakta ve tekrar etmekte ve böyle güzel görüntü ortaya çıkmakta. Şöyle bakalım. Gayet şık ve güzel bir görüntü. Evet, kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Bu uygulamaya yetecek kadar zincirimi çektim. Direkt zincirim üzerine e, kormaya başlıyorum. Geriye sayıyorum. 1 2 3 4. dördüncü zincirimin içerisine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Tığımın başını dolayarak alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. gelerek batıyorum ve aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, tamamen kapatıyorum. 2, 1 tane daha trabzanımı örüyorum. 3, aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı ördüm. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Alttan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir yuvası içerisine geliyorum. Ve yine trabzanımı örüyorum. Bir defa çekiyorum, kapatmıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Bir defa çekiyorum, kapatmıyorum. Tığımda ilmeklerimi bakınız tutuyorum. Örgümü devam ettirdim ve iki defa işlemimi yaptığım ilmeklerim. ilmekleri. Üçüncü kez trabzanımı örmek için batırıyorum. Bir defa örüyorum ikincisini örmüyorum 3 tane trabzanımı tek e, zincir yuvasına ördüm hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum öncekini hepsini tek tek örmüştük bunun ikincisini aynı anda çekip kapalı bir vaziyette bıraktık tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4. zincir yuvasına gelerek batıyorum ve üçü de ayrı ayrı aynı yuva içerisine trabzanlarımı örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincir yuvasının içerisine girerek bir tane trabzanımı bir defa alıyorum. Aynı yere batıyorum. Bir defa çekiyorum. ikinci kez örmüyorum. Aynı yere üçüncü kez girdim ve 3 tane trabzanımı bir defa ördüm ikinci kez örmeden beklettim ve hepsini 3 tane olduğu zaman aynı anda çekerek kapatıyorum ve 1 2 3 zincirimle ilerliyorum şöyle baktığımız zaman modelimizin ilk kurulum sırasında 3 zincir ve 3 tane aşağıdan atlayıp 4. trabzanı aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum Hepsi de ikili trabzan ve e, hepsi tamamlanmış durumda. Sonrasında 3 tane zincir çekip yine 3 atlıyorum. 4. zincir yuvasına. İkili trabzanımın birer defasını örülmüş. E, ikinci defa hepsini aynı anda çektiğimiz kapalı bir trabzan grubu örüyoruz. Sonra hepsini birer birer sonra tekrar kapalı ilk sıramızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Modelimizin ilk sıra kurulumunu. 3 tane açık trabzanımızda başlıyoruz. Bu kenar iki trabzanımızdan sonra, daha sonra bir kapalı, bir açık, bir kapalı, bir açık, bir kapalı ve son olarak yine açık olarak örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra kenardaki 2 tane trabzanımı örüyorum. Diğer Tarafta da aynı işlemimizi yapmıştık bakınız iki trabzanımızı kenar olarak koymuştuk sonunda kenar olarak buradaki büf noktamız her iki yönde de başlangıçta ve bitişte bu trabzanlarımızın hepsinin birer birer örülmüş olması gerekmekte. Evet şimdi ikinci sıramıza başlayalım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıp ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki açık olarak örmüş olduğum trabzanımın her birinin üzerine birer tane ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Trabzanlarım tamamlanınca 7 tane zincirimi çekiyorum. Ortadaki kapalı olan bölümü atlayıp diğer 3 tane trabzanımın 3'ünü de ayrı ayrı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burayı atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Açık olarak ördüğüm trabzanlarımı yine açık olarak örüyorum. Her birini yani birer birer örüyorum. 2 ve 3 tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar 7 zincirimi çekiyorum kapalı olan bölüm atlayıp yine açık olarak ördüm trabzanlarımı birer birer örüyorum aynı yere bir daha batıyorum yani diğer trabzan üzerine ve diğer trabzan üzerine batıyorum tekrar 7 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak açık olarak ördüm trabzanımın her birinin üzerine birer tane trabzanımı örüyorum şöyle görelim bakınız 3 tane zincirimi çekip kenar 2 trabzanımı da ördükten sonra ikinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz hemen 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çevirerek diğer kenar trabzanımı örüyorum bakın yapmış olduğumuz işlemimiz bu şekilde şimdi 3. sıramızı başlatıyorum, 3 zincirimi çekiyorum, biraz önceki açık olarak örmüş olduğum trabzanımı bu kez her birinin üzerini bir defa yarım örüyorum, bir defasını örüyorum, ikinci kez çekmeden tığımda bekletiyorum, ikinciye giriyorum, bir defasını örüyorum, üçüncüyü örmüyorum, yine üçüncü trabzanımı da aynı şekilde birini ördüm, üçüncüsünü örmedim. Tek seferde kapatıyorum ve bakın nasıl üçlü grubumuzu bu şekilde oluşturduk. Şimdi 1 2 yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı başın doluyorum. Altta 7 tane zincirimizi çekmiştik. Bunun dördüncüsünün içerisine gelerek batıyorum. Sayalım 1 2 3 4. Dördüncüye giriyorum. Ve aynı yerin içerisine trabzanlarımı açık olarak örüyorum. 1 aynı yere bir daha giriyorum. Yani trabzanımı tamamlıyorum. Her birini birer birer. Bunun gibi tek seferde kapamıyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Ve 2 tane üst üste olan trabzanımı yine kapalı trabzan örmek için 3 zincirle ilerliyorum. 3 zincirimi çektim. Tığımın başında oluyorum. Bir defa örüyorum. ikinci örmüyorum. Kapıyoruz çünkü. Tekrar bir defa örüyorum. Diğerini bir defa örüyorum. Üçüncüyü örmeden bekletiyorum ve tek seferde çekiyorum. Ve modelimizin bakınız ilk kurulum bölümünü yaptık. Şimdi devam edelim. Yine 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. 7 tane zincirin tam ortasına yani 4. zincirin içerisine girerek trabzanlarımı birer birer örüyorum. Tamamlanmış bir şekilde. 3. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki iki tane üst üste olan bölümü kapamak için bir örüyorum, bekletiyorum. 2 örüyorum, bekletiyorum. Üçüncüyü örüp bekletiyorum ve 3 tane trabzanımı aynı anda çekerek kapatıyorum. Bakın zincirimizin ortasına yine açık trabzanımızı bu şekilde örüyoruz ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet sıramın sonuna kadar geldim. 2 tane kenar trabzanımı ördüm. Tekrar dönüşü birlikte yapalım. 3 zincirimi çekiyorum. Ve ikinci trabzanımın üzerine de batıyorum. Şimdi burada yapacağımız işlem şu açık olarak birer birer ördüğümüz trabzanlarımızın üzerine 7 zincir çekip gelip hepsini yine birer birer örüyoruz. 7 zincir çekip diğer trabzana geçiyorum. 7 zincir çekip açık olarak örmüş olduğum trabzanların üzerine yani şuradaki ikinci sırada yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum. Bakınız hepsinin üzerine arada 7 zincirlerimiz ve 3'er trabzanlarımız var. Şu bölümü çok çok kolay hemen çekmeye başlıyorum 7 zincirimi 1 2 3 4 5 6 ve 7 tığımın başını doluyorum trabzanımın her birine birer tane örüyorum ikili trabzanlarımı örüp kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tığımın başını doluyorum 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığımın başını doluyorum. Dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Öreceğiniz yani uygulayacağınız yere göre ipiniz değişecektir. Şal örecekseniz daha çeyizlikse simlileri tercih edebilirsiniz. Eğer bluz örecekseniz mercerizeler çok güzel olmakta. Pamuklular, mercerizeler ona göre iplerimizi tercih ederseniz her türlü ipimizde modelimiz gayet güzel duracaktır. Sıramızın sonuna kadar geldim. Bakın çok hoş oldu. Tekrar 1, 2, 3 dönüyorum. Evet şimdi bakınız yapacağımız işlemimiz buradaki 7 tane zincirimizin üzerine yine bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi açık olarak trabzanımızı dördüncü zincir içerisine örmek öncesinde 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum dördüncü zincir içerisine giriyorum ya yani göz kararı ile ayarlayabilirsiniz her birine birer trabzanımızı açık olarak örüyoruz. yani aynı anda kapamıyoruz her biri tek tek tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 2 tane üst üste olan trabzanımı artık örüyorum bekletiyorum bir tanesini örüyorum bekletiyorum ikinciyi üçüncüyü aynı şekilde örüp bekletiyorum tek seferde çekiyorum çünkü yeniden yeni bir kurulumumuzu yapmaya başladık tekrar 1 2 3 zincir göz kararıyla ben şöyle giriyorum tam orta ama yeni başlayan arkadaşlarımız sayabilirler dördüncü zincir içerisine girerek 3 tane trabzanımızı aynı yere örsünler. Şöyle 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3 zincir giriyorum. 1, 3. kapatırken hepsini aynı anda kapıyorum. Ve devam ediyorum. Ve bu şekilde bakınız modelimizi aynı işlemlerimizi tekrar ede ede istediğimiz kadar büyütüyoruz. Evet bakınız iki tane trabzanımı ördüm. Yine aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz. Bakınız. 3 tane açık olanın üzerine bu sıramızda yapmış olduğumuz gibi yine 3 tane trabzanımızı öreceğiz. 7 tane zincirimizi çekeceğiz. Tekrar 3 tane trabzanımızı 7 tane zincir 3 trabzan şeklinde şu sıramızı kuracağız. Daha sonra üstündeki sıramızı kuruyoruz. Bakın her sıramız birbirinin tekrarı şu şekilde devam ettirerek istediğimiz kadar büyütebiliriz. Evet. Evet sevgili arkadaşlar çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.